Meryem sen misin? Oğlum. Babacığım. Emre. Oğlum. Babacığım. Babacığım seni çok özledim. Aslan oğlum nasılsın, iyi misin? Babacığım. Evlenmeyeyim mi? Evlenme dersem, evlenmeyecek misin? Evlenmem. Bu kadar basit ya. O kadar basit. Ben kendimi iyi biliyorum. Ne hissettiğimi de gayet iyi biliyorum. Ama kararsız olan sensin. Şimdi bana cevap ver. Evleneyim mi, evlenmeyeyim? Bu kadar basit değil. Aramızdan yıllar geçti. Ben evli bir kadın. Sen de haklısın. Nilüfer iyi bir kız. Bu belli. Maksut da bugün söyledi, seni çok beklemiş. Sado, ben hiç kimsenin kalp kırıklığına sebep olacak bir söz veremem. Ben hala Ahmet'in nikahlı bir eşiyim. Ben cevabımı aldım Mehra. Anlayacağımı da anladım. Bundan sonra seni bu konuda rahatsız etmem. Ben yatayım da uykumdan geri kalmayayım. İstersen içeri yat. Bu saatten sonra beni uyku tutmaz. Biraz televizyon falan seyredeceğim. Tamam. Allah rahatlık versin bana. İyi geceler. Nasıl uyuyacağım ben ya? Çıldırırım vallahi. Niyaz da bombayı patlattı gitti. Abla! Jüride olmaman çok kötü dön amca. Kayıp silahınız. Emre! Ablam senin dilin mi çözüldü? Kurban olurum, gel. Oy oy oy. Zorlanma. Bak bana, yürüm lan seni. Allah'ım sana çok şükürler olsun ya Rabbim. Pelin. Kızım. Baba. Sarılmayacak mısın? Canım baba. Canım benim, canım, canım, prensesim. Sen neredeydin? Aklımız çıktı bizim burada, biliyor musun? Başımıza neler geldi. Biliyorum, biliyorum prensesim. Yok mu, annen evde yok mu? Yok, gelir şimdi. Ama artık sen bizi götürmeye geldin herhalde, öyle düşünüyorum. Evet, tabii, tabii. Ay seni çok özledim. Canım, canım, canım. Ben de sizleri çok özledim. Aslanım benim. Cicik var mı? Baba geldi. Ahmet. Ay ne kadar özlemişim sesini. Gel bakayım ben ya sen. Ya senin boyun mu uzamışsın? Koskoca adam olmuşsun. Seni basketbola yazdıralım en iyisi. Zaten Fenerbahçe kulübünden aradılar beni. Dediler ki Emre Bey nerede? Gelsin takıma, bize onur versin dediler. Gerçekten mi? Tabii canım. Ahmet. Tamam.
Yalnız bana bak, bu arada senin gözlerinden uykucuklar akmış. Akmış mı? Akmış, akmış, akmış da çeneye kadar gelmiş. Anne. Vallahi bence de doğru söylüyor, uykun geldi. Hadi beraber gidelim. Hadi. Alalım şunu da üstüne de. Hem zaten biz büyüklerin önemli konular hakkında konuşması lazım değil mi? Ben de mi yatacağım? Bildiniz, bravo. Babam burada kalacak değil mi? Hiç gitmeyecek. Tabii tabii, buradayım, buradayım. Yarın sabah şöyle mükellef bir kahvaltı yaparız. Ne dersiniz ha? Hadi. İyi geceler. Doğru yatağa. İyi geceler babacığım. İyi geceler kızım, yavrum. Hadi. İyi uykular olsun. Hadi. Ben geliyorum. Tamam tamam, siz keyfinize bakın. Ben rahatım burada. Hadi bakalım. Doğru yatağa. Cumhurop. Demek konuşmaya başladınız Emre Bey. Bütün derdiniz babanızmış meğerse. Ha? Anne, sence ne zaman taşınırız? Hayır, ona göre gidip kıyafetlerimi toplayacağım da. Konuşuruz kızım babanla tabii. Hadi yatalım. Tamam. Ay hala inanamıyorum. Ay kabus sona erdi, gidiyoruz buradan. Hayır, şimdi bütün evimizi toparladılar tamam ama... Ne olacak, hepsini bir daha alırız. Sil baştan. Ha? Tabii kızım tabii. Bir babanla konuşalım da. Ama iyi geceler hadi. Nasıl uyuyacağız? Ay sanki ben heyecandan uyuyabileceğim de. Ama bak hemen uyumanız lazım. Yoksa uyku böcekleri gelip sizin totonuzu yiyecek. Anne ben 21 yaşındayım. Tamam canım, senin totonu yemesin. Sen git üstünü giyin, kitap oku. Böcükler Emre'nin totosunu yiyecek. Hem de nasıl yiyecekler biliyor musun? Böyle böyle yiyecekler. Hayrola Maksut. İçim ezildi abla. Biliyorsun, mide çeperlerimi hissetmeden uyuyamıyorum. Abla, ben seni eniştem gibi görüyorum. İyi de ben senin eniştenim zaten. Ya sen sensin de ben seni niye eniştem gibi görüyorum? Çok ünlü oldun abla, bütün mahalle seni konuşuyor. Yarın tezgahtır sen dur. Ne diyorsun sen be? Ne mahallesi, ne dükkanı, ne tezgahı, nerede duruyorsunuz siz? Hoşça kal. Ben yatıyorum abla. Sabah. Konuşalım mı artık? Konuşalım, konuşalım ama önce sen bir kahve yap, öyle konuşalım. Hı, olur. Anlamadım, ne kahvesi? Türk kahvesi, az şekerli, bol köpüklü. Unuttun mu yoksa nasıl işlerimi? Ahmet, sen benimle dalga mı geçiyorsun? He? Bir gün ortadan kayboluyorsun, senden haber alamıyoruz. Ben iki çocuğumla beraber ortada sersevil perişan kalıyorum. Sonra hiçbir şey olmamış gibi karşıma çıkıyorsun, bir de köpüklü kahve istiyorsun. Tamam tamam, sakin ol. Yarın bol bol konuşuruz tamam mı? Şimdi konuşacağız. Şimdi. İyi tamam, hadi ne soracaksan sor. Dilim döndüğünce cevap vereyim. Hadi hazır. Neredeydin? Kaz Dağları'nda. Ne? Kaz Dağları'nda, bizim Doktor Suat'ın orada bir dağ evi var. Bu aralar yurt dışına çıkmam biraz tehlikeli olduğu için bir süre orada saklandım. Bana niye haber vermedin? Telefonlar çekmiyordu. Ahmet beni çıldırtma. Tamam tamam. Sakin ol. Ya sen görmeyeli ne kadar böyle sinirli olmuşsun, gergin. Ha? Sen de fazla yumuşamışsın Kaz Dağları'nda. Hayatım. Ay şunlardan bir iki lokma al. Emek verdim yaptım. Bak çok güzel şeyler. Nilüfer, beni biliyorsun, tatlıyla pek aram yok. O yüzden tadın yok değil mi?
Şey diyeceğim, sen rakı almaya gittiğinde ne oldu? Vallahi bir şey olmadı. Onu diyorum işte, şey oldu, Fuliş aradı hayatım. Fuliş ne ya? Ne ya değil, benim kuzen Fulya var ya, onu diyorum. Ha, Neyse, telefonda kavga ettik yani. Ya benim kınayı o organize edecekti ya, ben Hint kınası istiyorum, şu günlerde çok modaymış o. O da dedi ki daha neler, ay daha neler ne demek yani, benim kınamda benim istediğim şey olmayacak mı yani Sadoş'um, ha? Bana soruyorsun ha? Vallahi zor soru ama cevap veriyorum. Bence sen o işi Fuliş'ten al. Başkasına ver, anlaşıldı, beceremeyecek bu işi. Vallahi haklısın. Ay ben niye deli gibi ısrar ediyorum ki o yapsın diye. Aslında evet, böyle daha kafalı, daha böyle hip, daha ne bileyim, daha bir şey birini... Nilüfer, sence de vakit geç olmadı mı? Öyle mi oldu? Ay ya, vallahi öyle olmuş. Ama yani sakın böyle kalmam falan diye ısrar etme yani. Kalamam, kalamam. 10 gün kaldı zaten biliyorsun. Birazcık sabret, tamam mı? Yapma ya, o kadar mı kaldı? Evet. Yani öbür gün kına, haftaya da düğün işte. Biraz sabret canım, laf söz olur. Öyle diyor ne? Ha. Başlangıçta işler çok yolunda gidiyordu. Kimse kurduğum kumpası anlamamıştı. Ama bir süre sonra insanlar uyanmaya başladılar. Kıpraşmalar oldu. Ben de parayı yurt dışına istifleyeyim dedim. Güzel. Şahane. Benim yanımda uyurken, ailecek yemeğimizi falan yerken sen bütün bunları benden saklıyorsun, öyle mi? Yani ne yalan söyleyeyim, biraz öyle oldu. Ama sana söylemek istediğim asıl daha önemli bir şey var. Ne? Ben aranıyorum. Biliyorum. Biliyorsun. Yani kaçağım. Seninle yüz yüze konuşmak için geldim. Bahşettiniz. Eksik olmayınız. Sağ ol. Çocuklar nasıl? Kalıp kalmayacağını merak ediyorlar. Haklı bir merak tabii. Ahmet, şu anda gerçekten çölü yürüyerek geçmek sana tahammül etmekten daha kolay geliyor. Mihrap, ben kalamayacağım. Önce İsviçre'ye gideceğim, oradan da Amerika'ya. Peki ya çocuklar? Onların senin gibi bir anneleri olduğu için içim rahat. Ama bizim halletmemiz gereken başka bir şey var. Ne? Boşanma işlemleri. Yani senin bazı kağıtları imzalaman lazım. Avukat Niyaz yarın kağıtları getirecek. Onları imzalarsan. Neyse, geç oldu. Ben çok yorgunum. Yatalım artık. Nerede yatacağım ben? İçeride yatak falan, oda falan var mı ne? İçeride oda da var. Yatak da. Ama sen burada yatacaksın. Sabah ola, hay ola. Selim,
Ahmet Bey'in bavullarını helikoptere yerleştirin. Çıkış işlemlerini hızlandırın. Mirap Hanım'ın da tabii. Tamamdır patron. Ben de son kez ortalığı bir kolaçan edeyim de ters öbür durum olmasın. Sato. Ben Ahmet'le gitmiyorum. Burada seninle kalacağım. Gitmen lazım Mihrap. Bu çok tehlikeli bir şey olur. Gitmiyorum. Birbirimizi yeniden bulmuşken o helikoptere binip gitmem. Mihrap. Eğer o helikoptere binmezsen pişman olursun. Belki bugün değil. Belki yarın da değil. Ama bir gün keşke binip gitseydim diye pişman olacaksın. Peki biz ne olacağız? Sonsuza dek bir araya gelemeyecek miyiz? Sadobalık günlerimiz bize yeter Mihrap. Biz şimdi onlarla namlanacağız yavrum. Ağlama Mihrap. Ağlama. İşte hayatın bizi getirdiği yer bu. Ama şunu bil ki ayrılsak bile seni hayatımın sonuna kadar seveceğim. Artık gitmemiz lazım. Sado, sen gerçekten delikanlının tillahıymışsın. Her şey için teşekkür ederim. Sen de Ahmet. Ama şunu bilmeni isterim ki yokluğunda Mihrap seni gün gün bekledi. Gözünü bir saniye olsun yerden kaldırmadı. Gönlünü ferah tut. Bizim bir aşkımız vardı. Ama artık bitti. Gitmemiz lazım. Hazır mısın? Hazırım. Elveda Sado. Allah'a emanet ol. Hayırlı yolculuklar. Güle güle Mihrap. Güle güle. Aptal Mihrap. Sen böyle rüyalar görmeye devam. Allah pamuğu gibi havalandırılırken sen böyle şeyleri hayal et. Aferin, aferin. Ben ne yapacağım şimdi? Ben nasıl açıklayacağım çocuklara her şeyi, olacakları? Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Dün gece rüyamda o enişte bulacak şerefsizi gördüm. Güya buraya gelmiş, iyi mi? Enişte. Enişte. Maksut. Enişte para var mı ya? Biraz alabilir miyim? Para mı? Montumun cebinde vardır. Git orada al işte. Hayır demem, alırım Allah. Ya Maksut, bir hoş geldin, enişte nasılsın falan diye sormayacak mısın ya? Soracağım, parayı aldım. Pek bir şey de yokmuş ya. İdare et artık.
Yattın mı sen ya? Ha? Paran kalmadı mı? Evet. Battım. Kağıt üstünde battım. Nasıl bir terbiyesiz, sen nasıl bir beceriksiz, sen nasıl bir cibiliyetsiz adamsın be? Ha? Şu sıfata bak ya. Pislik seni. Allah Allah, senin sıfatına tükürürüm ha. Püh! Oğlum, battım dediysem kağıt üstünde battım. Ama ben paraları İsviçre'de bir bankada istifledim. Yani Edirne'den, Kapıkule'den çıkar çıkmaz zengin bir adamım. Ne haber? Vay, vay, vay. Eniştemdeki ne akılla. Bunlar nasıl bir fikirler benim güzel eniştem ya. Ya çok önemli bir şahsiyetsin sen. Sen çok karizmatiksin eniştem. Eniştem yapacağım. Yavaş, Maksut, yavaş. Omurgayı asmışsın yine portmantoya. Dalak, ciğer, he? Düşünmüyorsun galiba hiç. Ya üf be abla, daha önce söyledim sana. Devir biat devre. Omurga engelini taşımayacaksın ya. Yürüyen eşeğe bineceksin artık. Hangi yörenin türküsünü çığırıyorsa onu çığıracaksın. Haksız mıyım enişte? Haklısın, haklı çocuk. Tabii, tabii, tabii. İki yanlış bir doğruyu götürüyor. Ben alıştım zaten buna. Şş, abla o değil de be. Bakkaldan bir kangal sucuk patlatıp bir de 10-15 yumurta güzel bir kahvaltı çakalım mı? Ha? Nefis olur. Tabii canım. Hep beraber protein zehirlenmesi yaşayalım. Ay ne iyi olur hadi. Şaka mı bu şimdi? Bir kinaya var da yani. Ben de öyle anladım. Neyse neticede yapıştırıyor muyuz kangal sucuk? Ver şu parayı ver. Ben giderim bakkala. Hem biraz oksijen almış olurum. Yoksa sinirden patlatacağım. Şimdi enişte, bu İsviçre'nin başkenti Kopenhagen'de benim bir arkadaşım var, Emir Dağlı Mustafa. Allah seni inandırsın gül gibi çocuk. Oralara çok hakim enişte. Yani diyorum ki giderken beni de götür. Benim sana faydam olur, zararım olmaz, beraber gidelim. Kopenhagen'e. Kopenhagen, İsviçre'nin başkenti. Ne bakıyorsun? Hayır, acaba ne yapıyorsun diye sorsam mı diye düşünüyorum. İyi, düşün o zaman. Ayol, sabahtan beri kiminle mesajlaşıyorsun sen öyle çat 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 çat? Hocayla mesajlaşıyorum. Hangi hocayla? Matematik hocasıyla. Ayol, senin beynine kan gitmiyor mu bu sabah? Kimle olacak? Nadir hocayla mesajlaşıyorum tabii ki. Yine ikiniz biri olduğunuz kimin hayatını tebelleş ediyorsunuz? Benim hayatımı kararttığınız yetmedi mi? Kızım, Mihrap ablanın oğlu konuşmuyor. Bir okusun üflesin dedim. Sevaptır, günah. Bilmiyor musun? Çocuk bön bön böyle bakıyor konuşmadan. Ne yapacak ki hoca? Ne yapacak? Okuyacak, üfleyecek. Ayol, 6 senedir bana üflüyor. Balon gibi oldum. Hala bir kısmet mısmet çıkmadı. O senin kabahatin. Hele bir okusun üflesin bakalım oğlanı ne olacak. Hayır yani Mihrap ablanın oğlu seni neden bu kadar ilgilendiriyor onu anlamadım. Peki seni neden hiç ilgilendirmiyor? Ben de onu anlamadım. Ben normal, sağlıklı bir insanım da ondan. Saçmalama. Normal bir insan herkesin ne yaptığını merak eder. Özel hayatlarını inceler, karıştırır, manipülasyon yapar. Hatta hileye hurdaya bile başvurur. Benim gerçeğim bu diyorsun. Evet, aynen öyle diyorum. Hadi kalk sen, git bir çay demle. Nadir Hoca neredeyse gelecek. Hadi çok konuştum, kalk. Baba, çay içecek misin? Martini alayım ben, iki zeytinli. Yanımda da fesleğenli broşette. Tamam, ben sana bir kahve yapıp geleyim. Abisi kaç defa söyleyeceğim? He? Malzemeleri yüklediğinizde bana haber verin. Ona göre organizasyon yapacağım. He? Hangi arsa? Yok. Şu an tarım işiyle ilgilenmiyoruz. Olay enerjide. Hı-hı. Tabii yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak niyetindeyim. Hı. He. Yüklediniz mi malları? He. Tamam. Tamam. Günaydın bakkal Hüseyin. Meşgulseniz rahatsızlık vermeyeyim, sonra geleyim.
Yok canım. Daha borsa açılmadı ki. Geç buyur. Fe subhanallah. Bulur bulur beni bulur. Acaba sana bu sabah nasıl yardımcı olabilirim Mihrap abla? Böyle uzun cümleler kurmayarak başlayabilirsin. Tamam. Ne vereyim? Bir kangal sucuk, bir büyük kalıp beyaz peynir, 3 ekmek, zeytinliği mi? Ne? Ne? Zaten sucuk, beyaz peynirin yarısı, 2,5 ekmek sırf Maksut için. Ha, anladım. Yumurta? Ha, yumurta da var. 10 tane de yumurta. 10 tane yumurta yeter mi Maksut abime ya? Abim derken o sonundaki iyelik eki nereden icap etti? Sevdiğimiz bir abimizdir kendisi. Hüseyin, sen niye seviyorsun benim sevimsiz kardeşimi? Yoksa senden devamlı alışveriş yapsın diye onu yemeğe teşvik eden sen misin? Yo. O kendinden hevesli zaten. Ben sadece içindeki cevheri ortaya çıkardım. Peki mide fesadı geçirdiğinde de hastaneye sen mi taşıyacaksın? Yapmadığımız şey değil. Hüseyin, sabah sabah seni bana gıcık olsun diye mi çizdiler buraya? He? Sen utanmıyor musun kardeşimin işkembesinden servet edinmeye? Öyle deme Mihrap abla ya. Ayrıca istersen Maksut abimi zayıflatabilirim. Üstelik çok daha uygun bir fiyata. He? Ya çek şunu be. Maşallah 10 parmağında 10 marifet 3 metrekare yerde. Ha bir de yaşam koçluğuna başladın şimdi. Ay bırak, ver şuradan nevalemi. Bir an önce çıkayım, 3 dakikamız ziyan ettin. Hadi hadi. Tamam, veriyorum Mihrap abla ya. Her haltıda bilirler. Hani çay yok mu? Ablam gelsin demler ya. Ekmek de yok zaten. Ekmek nerede? Annem alıyordur şimdi. Hayır, dolapta peynir de bitmiş. Tamam kızım. Annen alacaktır. Merak etme, acele etme. Hı. Ya bir de sucuklu yumurta mı olsa acaba be? Ya şöyle Mihrap da geldi işte. Ay. Ablam çok şanslısın vallahi, hazır masaya geldin ablam. Evet vallahi hakikaten şanslıyım, bazen ben de inanamıyorum. Ne o, masayı mı yiyeceksiniz? Yo, sen sucuklu yumurta yapacaksın, onu yiyeceğiz ya. Ha, çay demleyeceksin ya. Abla bir de peynir tabağı, gözünü seveyim. Şöyle yanına domates, biber, ne bileyim roka, tere, yeşillik, güzel bir şey. Anladım tabii. Ama siz yorulmayın olur mu? Ben her şeyi hallederim. Sakın kalkmayın yerinizden yani. Tabii sen merak etme, biz kalkmayız tamam. Nasıl istersen abla, sen niye? Baba. Ay ne okuyorsun? Anlamazsın kızım. Anlamazsın sen. Sanskritçe. Vay be. Ya memlekette neler olmuş arkadaş? Ha geldi. Gel sen otur. Ben bakarım. Ay hoca efendi hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. Nerede çocuk? Şey, olma. Yok. Bu çocuk. Ayol Asuman, ben Asuman, tanımadınız mı hocam? 6 yıldır okuyup üflediğiniz Asuman. Kızım Asuman, aşk olsun hayatım. Hocamız çok yoğun, seni nereden hatırlayacak? Hocam. Oğlan aşağıda. İsterseniz birlikte aşağıya inelim. Ayol bir evdeler mi? Bir baksaydık. Gerek yok, evdeler. Ben biliyorum, seslerini duydum. Müsaitler mi? Ona baksaydık. Hocam, bu kızın sorunu da çok konuşması. Sesi biraz kısabilir miyiz? Mümkün tabii. Önce buz gibi soğuk bir suya. Ha, anladım hocam. Buz gibi soğuk suyu içiyorum. Sonra bir güzel sesim kısılıyor değil mi? Bravo, tebrik ediyorum. Harika bir buluş doğrusu. Hocam. Çocuk aşağıda. İsterseniz biz gidelim. Hadi geç kalıyor. İyi hadi gidelim de birazcık da aşağıdakileri rahatsız edelim. Doğru diyorsun. Baba, biz alt komşuya iniyoruz. Vay be. Baba, ne oldu? İnsanlar telef olmuşlar ya. Yazık. Dur. Sen Sanskritçe okumaya devam et baba. Ay geldim. Beni bekleyin. Selim. Efendim abi. Bunlar niye dükkanı bugün açmadılar oğlum? Hani bizi batırmaya yemin etmişlerdi?
Abi belki hükmen mağlubiyet oynuyorlardır. Yok lan, niye hükmen mağlubiyet oynasınlar? Adamların paraya ihtiyacı var. Abi belki paraya ihtiyaçları kalmamıştır. Ne demek istiyorsun sen? Yoksa... Abi galiba aynı şeyi düşünüyoruz. Sence de öyle mi? Bence büyük olasılık öyle. Selim, yoksa bir şey mi duydun, bir şey mi gördün lan? Yok abi, ya insan tahmin ediyor. Elbet bir gün olacaktı yani. Doğru diyorsun. Nasıl olsa bir gün olacaktı. Leş Maksut var ya böyle, de 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 de. Çatır çatır yer, bize de öyle hava atar oradan ya. Ne? Maksut diyorum abi, üzerinde tepinir. Biz de böyle büm büm bakarız buradan ya. Selim, sen ne diyorsun oğlum, ne saçmalıyorsun? Maksut kimin üstünde tepinir? Hep şunu konuşuyor. Abi altılıyı bulmuşlardır, parayı indirmişlerdir demiyor muyuz? Ha sen onu mu diyorsun? He. Allah canını almıyor ulan, ben de sabahtan beri. Apo! Şşt, Abdullah oğlum gelsene lan, Sadullah abi çağırıyor. Ya patron kusura bakma, arkada biz de makara kukara yapıyorduk da işte. Aferin. Ben de çalışıyorsunuz diye az kalsın fırça atacaktım. Yok yok patron, ne çalışması daha bu saatte, işte makara kukara falan fıstık. Şş, oğlum senin aklının suyunu mu aldılar lan? Ne oldu ki şefim? Bana bak, dinle lan beni. Salak mısın oğlum sen? Ne diyorum lan ben burada sabahtan beri? Yani patron, yani ben hani samimi olmak açısından her zaman samimiyet, dürüstlük önemlidir bizim. Gel! Bana bak, hemen fırla. Maksutların evini orada bir dolan bakayım, bunlar niye dükkan açmamışlar öğren. Dolaşayım patron da, neden peki? Çiçeklerini sula oğlum, yazık kurumasın. Diplerine vitamin falan koy. Salak mısın ulan sen, şimdi yapıştıracağım bir tane ha. Ben anladım patron, gideyim ben. Hadi, hadi. Net kafa ya. Selim. Heh. Bizim bu elemanlar niye böyle salak oğlum? Bunlara sen balık malık yedirmiyor mu ya? Abi bu genetik özellikle salak, maile salak bunlar abi ya. Gönderelim gitsin ya. Günaydın Sataş'ım. Günaydın Nilüfer'im. Ay kıyıyordum. Nilüfer yenge gel kahveni yapayım, gel buyur. Ay geç. Vallahi iyi olur. Şöyle gel abla, bir kahve. Tabii tabii gel. Buyur abla, otur sen. Oh, mis gibi kenar mahalle havası. Ne oluyor be? Kimsin sen? Nereye bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Sana bakmıyorum. Sardunya'ya bakıyorum. Sardunya mı? Sardunya'ya niye bakıyorsun ya? Bakma. O benim karımın diktiği sardunya. Karın? Mihrap. Sen Mihrap'ın nesi oluyorsun? Mihrap benim karımsa ben Mihrap'ın neyi olabilirim? Ben peşin bir yorumda bulunmayayım. Bulunma. Size iyi günler. Hadi. Ahmet. Gelsene içeri, burada oturma. Niye? Ne bileyim canım, şimdi gören duyan olur. Hadi laf sözü olur, hadi. Allah Allah, ne lafı ne sözü olacak ya? Ne yapayım, toprağın altına mı saklanayım? Köstebek miyim ben? Köstebek mi? Keseli sıçansın sen be. Eve gece gece gizlice gelmeyi, polisten kaçmayı biliyorsun ya. Hadi. Tamam Mihrap, tamam. Çayımı bile içirmedin. Emrem. Kıyafetinden de anlaşılacağı üzere bu sorunun cevabını zaten biliyorsun. Ya anne ya, babam burada. Bundan sonra babam hep bizimle değil mi baba? O yüzden sen okulunu aksatmayacaksın çocuk. Tabii. Bir kahve içsek mi? Bilmem. Bir kahve yapmayacağız, onu biliyorum ama. Aa, ne demek ya, ben eniştemin kahvesini yaparım. Yani neticede bol bol içelim, İsveç'te içemeyeceğiz değil mi enişte? Ne? Sen İsveç'e mi gidiyorsun? Anne ne alaka? Ay, coğrafya öğrenmeye gönderiyoruz dayını. Hem belki gider dönmez de kurtuluruz. Hah, gülümser mesaisi başladı. Hadi buradan yakın. Gülümser mesaisi ne ya? Kapıyı açsana Ahmet. Açayım. Bence açma. Hı? Aç, aç. Sakın açmayın işte. Ya açayım mı açmayayım mı, bir karar verin artık. Aç, aç. Buyurun. Sen de kimsin ayol? Kızın sevgilisi olamazsın, ona göre çok karsın çünkü. Sağ olun. Akraba olsan daha önce duyardım, bilirdim. Hiç görmedim. Bu mahalleden değilsin, yan mahalleden değilsin. Ama bir şekilde seni bu eve almışlar. Üstün başın çok iyi. Çul yerinde yani. Buldum!
babamın kocasısın. Çözdü. Bravo. Kızım bunlar kim? Ay ben kaçsam. Kaç da kurtar kendini kızım. Emre'yi alayım. Yok yok, okula ben götürürüm. Önce bir eşofman almamız lazım. İyi hadi ben kaçtım. Hocam, hocam çocuk bu işte. Konuşmuyor, hiç konuşmuyor. Aklı da yerinde maşallah ama konuşmuyor tabi. Anne ne diyor bunlar? Benden mi bahsediyorlar? Anneciğim! Konuştu. Ay, ay, konuştu. Vallahi konuştu, konuştu. Hocamın kudretine bakın ya Rabbim. Bir nefeste çözdü benim çocuğumun dilini. Allah razı olsun hocam senden. Ay hocam, ay size daha önce inanmadığım için çok özür dilerim. Ay siz de kudretli bir adammışsınız değil mi? Allah razı olsun. Allah'ım, hocam. Bu saçma günü bana da gösterdiğini. Siz mutlaka bir deva olacaktınız. Nihayet çocuğumuz konuştu. Yani işin içinden çıkamıyorum ben Sadoş'um. Yani şu manikürü pedikürü bir gün önceden yaptırayım desem ertesi güne bozulacak diye korkuyorum. Aynı gün yaptırayım dersem de ay o kadar çok işim var ki hangi araya sıkıştıracağım bilmiyorum. Ne yapayım Sadoş'um? Selim ne yapsın? Abi niye ben? Ya bu sefer de sen bir şey söyle. Şimdi şöyle Nilüfer yenge. Bir gün önce yaptır ama dikkat et bozulmasın. Aa, aslında olur. Vallahi sen bu işlerden anlıyorsun Selim Tuş. Vallahi Selim Tuş bravo. Bundan sonra böyle telmaşa muhabbetleri sen yaparsın artık. Neyse canım ben kaçayım. Bir iki işim var onları halledeceğim. Sonra da kuaföre gideceğim tamam? Hadi bakalım. Ah, yalnız bana söz ver. Söz. Ay ne komik adamsın Sadoş sen. Daha ne istediğimi bile söylemedim söz diyor. benimle gelip manikür pedikür yaptıracaksın. Ne diyorsun sen ya Nilüfer? Delikanlı adam manikür pedikür yaptırır mı be? Bu saatten sonra gideceğim parmak arası terlik giyeceğim araya da pamuk tıktıracağım. Olmaz öyle şey. Ay ne var bunda Sadoş'um ya? Ne var? Ayıp bir şey değil ki yani. Hem hatırlatırım biraz önce söz verdim. Abi 25 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Kadınların istediklerini yapmak yani onların çenesini dinlemekten çok daha iyi. Allah canımı alsın var ya 50 yıl lafını eder. Ederim vallahi ederim. 50 yıl da çokmuş ya. İyi tamam yaparız tamam. Canım benim ay canım. Kırmayacağını biliyordum. Neyse o zaman ben gidiyorum işlerimi halledeyim. Bir saate kuaförde görüşürüz tamam mı? Hadi öpüldünüz. Sado manikür pedikür ha. Yavaş. Abi selam. Ha? Ne oldu oğlum? Abi vallahi ben meseleyi anlayamadım. Ne demek anlayamadım lan? Oğlum biz sana git heriflerin evinin önünde bir dolan. Lan bunlar niye dükkan açmamışlar öğren demedik mi? Abi gittim. Oğlum evde değiller mi? Niye dükkan açmıyorlar? Ne yapıyorlar? Söylesene lan. Yok abi evdeler. Ben dükkanı niçin açmadılar onu anlayamadım. Bir de Mihrab'ın kocası gelmiş. Öyle balkonda oturuyordu abi. Kocası mı gelmiş? Demek Mihrab'ın kocası gelmiş ha. Ya acaba sinemada ne var? Yani kızı sinemaya götürsem diyorum da ne olduğunu bilmiyorum. Hangi kızı be? Ha? Hangi kızı? Şey. Ha, henüz bilmiyorum canım. Bugünün talihlisi kim olursa artık. Ali, sen şimdi bana hava mı atıyorsun? Ben sana niye hava atayım oğlum? İstiyorsan sana da birini ayarlayayım. Yok yok istemez kalsın. Nerede morbid, obez, tipik ayık olmuş varsa hepsini bana ayarlıyor. Teşekkür ederim. Oğlum ne yapayım? Yani bütün güzel kızlarda belirli bir mazim var. Ha diyor sanki Ali kardeşimin önceden takıldığı bir kızla çıkarım. O zaman ayrı. Ama kıyas açısından... Yok yok istemez kalsın. Zaten bu aralar Junior da yok. Devamsızlıktan çakacak herhalde okulda takılıyor. Bir dünya iş para kaldı. Ha, bence çocuk senden sıkılmış. Benim gibi karizmatik birinin yaveri olmak istiyor. Pelin! Pelin! Ay, Pelin ne haber? Ne oldu öyle be ya birden süt dökmüş kedi gibi? Pelin ne haber, Pelin ne haber? İyiyim Ali senden ne haber? Vay be! Ne zaman ne haber Ali'lere geçildi? Ben iki cep geride kaldım herhalde. İyi işte ne olsun? Nereye böyle? Okula gidiyorum. Çok keyifli görünüyorsun. Okul bu kadar keyifli mi gerçekten ya? Babam geldi. Evimize dönüyoruz. Artık kalmayacağız buralarda. O yüzden biraz fazla keyifliyim. Hadi ya. Aha, gözün aydın. Sağ ol.
Ne zaman? Hı? Yani ne zaman dönüyorsunuz sormasayı? Ay yok canım, Gülümser teyzeden sonra zaten kim sorsa ayıp olmayacak. Bakayım, herhalde bugün yarın gideriz artık ya. Neyse hacım, görüşürüz. Ciao. Ciao. Ne gülüyorsun lan? Hayatta sana atmış olduğu kaza gülüyorum be. Sen onca kızın kalbini çal, ondan sonra bir tanesine gel burada maskar ol. Çav çav falan, ne böyle erkek adama yakışır mı hiç be? Bir daha söyle bakayım adını canım. Emre. Aferin sana, kaç yaşındasın? 7. Ay isterseniz bir de İspanyolca konuşsun. Ay hocam, siz İspanyolca dilden verebiliyorsunuz. Ay nasıl bir kudrete sahipsiniz. Ya Asuman, bari sen yapma be kızım. Yani hoca üfleyerek dil mi öğretecek? Ay ne bileyim ben Mihrap abla. İnsan böyle umudunu kaybedince artık hocaya da sarıyor, öyle ne yapacağını şaşırıveriyor. Şişt, bak şu, oğlum kız ne diyor? Bilmiyorum, duymadım. Nasıl bilmiyorsun? Resmen yazıyor sana. No comment. Ben bilmiyor sen ne diyor, anlamıyor ben hiç seni. Hah, tam oldunuz ikiniz. Yüzsüzlükte, topu taca atmakta, dakikayı eritmekte yarışıyorsunuz maşallah. Ding dong! Ay kusura bakma Mihrap'cığım, kapıyı açık görünce giriverdim öyle. Gel Nilüfer'cığım gel. Biz de burada akıl sağlığımızı yitirmekle meşgulüz. Sen de buyur. Ay yok, öyle uzun kalamayacağım zaten. Ben sana bir şey sorup gideceğim canım. Vallahi adımı sorsan şu anda söyleyemem ama sor bakalım. Ya şimdi benim yarın kınam var ya. Ha, öyle mi? Hayırlı olsun. Olmuyor işte, yani keşke olsa. Ay sorma, her şey ters gitti yani, birbirine girdi böyle. Ya senden rica edeceğim, ne olursun Mihrap'cığım, şu benim kınayı sen organize etsen. Yemekler için filan da yani senin lokantayı kullansak. Ha? Aa, iyi be abla, bugün bir kına dediğin nereden baksan 40 kişi. Değil mi? Yani dükkan kalkınır. Ay, ben de aynı öyle düşünüyorum. Ne olur Mihrap'cığım, zaten sadece mahalleliyi çağıracağım ben. Şöyle güzel bir organizasyon yaparsın, ben de bol bol ağlarım ha. Ya ben size uğurlu geldim herhalde ha. Yani ben şimdi senin kınanı Sado'yla beraber ta... Tamam yaparım. Ay, ay canım benim, ay sen iyi bir kadınsın. Ay çok teşekkür ederim. Ay kabul etti vallahi Mihrap'cığım. Ay sağ olasın vallahi, çok teşekkür ederim. Ay, o zaman işlerim var benim, kaçıyorum. Hadi herkese hoşça kalın diyorum. Bay bay. Hadi çocuğum, biz de bir an önce okula gidelim hadi. Aa, nereye gidiyorsun ayol? Sen evine gideceksin, biz de okula. Ama ben beyefendiye daha ayrıntılı sorular soracağım. Bana mı? Ha, doğru. Siz şimdi bu iki adamı böyle sinirden kulakları düşünceye kadar sorgulayın. Sorun, sorun da sorun. Neredeler, ne yapıyorlar, ne yapacaklar? Sorgulayıp durun. Kolay gelsin. Mihrap nereye? Abla yapma. Gülümser Hanım, dilinizi hiç korkak alıştırmayın. Sorun da sorun, sorgulayın da sorun. İyice bir daraltın şöyle bir. Hadi sponsored by Mihrap. Bay bay. Peki şimdiye kadar nerelerdeydiniz? Allah'ım aklıma mukayyet ol sen. Emre kuş, geç kalmayalım oğlum. Hadi çabuk olalım. Hadi. Günaydın bıyık. Sana da günaydın. Bir çay kap gel bakayım. Otur. Sana bir iş girişimi teklifiyle geldim. Dede, ben rakı fulur muyum? Canım ne alakası var? Hizmet sektöründe bunca yıllık tecrüben olması beni cezbetti. Hüseyin, bak karışık konuşma. Yanlış anlarıp kalpler kırılır. Tamam, gayet basit anlatıyorum. Şu bitli emlakçıyı alıp
yerine erik kesme yönelik konsept bir yer açalım diyorum. Ne açalım? Kıraathane. Ya tamam, ben de para basıyorum ya sanki burada. Paranın çoğu benden. Ama senden zaman ve emek isterim ona göre. Neticede finans sektörüne yapılan yatırımların artış hızı... Bak Hüseyin, yine karışık konuşmaya başladın. Sinirleniyorum, haberin olsun. Kısa ve net soruyorum. Var mısın, yok musun? Varım, tamam. Hatta çaycıyı da departman şefi yapalım. Ne departmanı be? Ne bileyim canım, onu da artık açınca düşünürüz. Merhabalar. Ben bir yeşil çay alabilir miyim? Refika, burada 4 demlik çapında çay var. Gelmişsin yeşil çay soruyorsun. Çay bardağını güneşe doğru tut. Al sana yeşil çay. Aman bıyık, ne tersin sen de. Bıyık, ben sabah çay yapmayı unuttum abi. Sonra? Şimdi Sadu abi benden çay isteyecek. Diyecek ki Apo çay ver. Ben ne diyeceğim? Gerizekalıyım. Bir çay yapacağım, onu da unuttum dersin. Ne bileyim ben, Güzin ablamayım gelip bana anlatıyor kardeşim. Abisi, bizim dükkana çay gönder diyorum. Tamam, anlaştık. Oğlum, sakin ol azıcık. Esnaf dediğin yumuşak başlı olmalı biraz. Hüseyin, o kara pençeni çek omzundan, yeter artık. Ben omzuma sadece ne güzel kızların dokunmasını istiyorum. Çek arkadaşım. Çay verir misin? Tabii efendim, hemen. Hayırlı işler olsun Samet Efendi. Ne olan, bu saatte mi açıyorsunuz dükkanı? Abi, Mihrap ablanın işi vardı. Ben de gittim, anahtarı aldım mecbur. Tabii. Mecbur diyorsun ha? İnsanın işi gücü olunca mecbur tabii. Abi. Hı? Randevun vardı senin. Ne randevusu lan? Abi, kuaför randevusu. Manikür pedikür olayı, hadi. Tamam ulan, çaktırma millete, gidiyorum. Abi, ne iş? Manikürü, pedikürü telekinizeyle mi yaptıracaksın ya? Geç içeri, geç. Selim. Bak, harbiden hiç espri kaldıracak durumda değilim. Kafam çok bozuk. Mihrap'la konuşmam lazım. Abi, konuşup ne yapacaksın? Ne bileyim oğlum. Kadının kocası çıktı geldi. Biz yakında düğün yapacağız. Of anam of, her şey Arap saçına döndü Selim. Abi, yapabileceğim bir şey yok. Sen en iyisi git kuaförlen, bari Nülfer mutlu olsun ha. Hadi abi, hadi içeri. Öyle mi diyorsun? Manikür. Hadi hadi, kafanı bozma, hadi git. Selamünaleyküm. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Kızım, hemen sağ ol abim, ayaklarını suya sok. Çabuk, hemen, acil, çabuk. Hayatım, hoş geldin. Otur şöyle, çıkar ayakkabılarını, hadi canım. Bir dakika ya Nülfer, niye ayaklarımı çıkarıyorum durup dururken ortalık yerde? Ay yani hayat, ne olursun inat etme ya. Otur şuraya, güzel güzel pedikürünü yaptır. Ne var bunda? Sağlık abi, çok haklı ama ya. Bakın, biraz modern olun ya. İnanın çok rahatlayacaksınız. Bana inanın, lütfen güvenin. Samet, oğlum. Açmışsın tezgahı. Aferin be. Altını yak. Çok işimiz var bugün, çok. Tamamdır ablam. Abla, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çay var mı be? Birazdan olur. Bugün çok işimiz var. Yarın da kına organizasyonu yapmamız lazım. Kına mı? İyi de nasıl yapacağız abla? Hadi diyelim misafirlere yemeklerini yedirdik. Nereye oturacaklar? Vallahi ne bileyim ben. Dışarı yayılıveririz artık, ne yapalım? Dur, ben tam kişi sayısını öğreneyim Nilüfer'den. Ona göre bıyıktan sandalye isteriz. Abla, nereye, çayı bekleseydin? Dur, bir sürü alışveriş yapmam lazım. Ondan sonra Nilüfer'e uğrayacağım, kuaföre. Orada içerim artık, hadi. Şu kapağı, gitti.
Of kardeşim, neymiş bu konu, nasıl insanlarmış bunlar arkadaş ya? Sabahtan beri sor. Ya beynimi patlattılar, kafam resmen telveye döndü ya. Ya sormayın işte ya. Neymiş, akşam yine geleceklermiş, soruları bitmemiş. Nasıl insan bunlar ya? Oh. İşte bence biz bir an önce gidelim Norveç'e. Norveç mi? Norveç nereden çıktı lan? Paralar orada değil mi? Maksut, sen ilkokul 4'ten terktin değil mi? Ben terk eder miyim enişte okulu? Onlar beni terk etti. Bende kalp üfürmesi var ya o bakımdan. Tamam. Neyse benim avukat Niyaz gelecek birazdan. Onunla konuşmamız gereken bazı şeyler var. Ayrıntıları konuşacağız yani. Vay be. İşte önemli bir şahsiyet olunca böyle birileri geliyor, ayrıntıları konuşuyoruz. Çok kıskandım vallahi. Kıskanma lan. Kıskanma. Ne demişler? Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Çalış olur. Ya enişte nasıl çalışayım ben? Dehama yer bulamıyorum ki. Bütün işler bana az. Dehana. O zaman şöyle yap. Git kahvede kumar oynat. Bahis işine gir. Bir şeyler yarat. Yaratıcı ol. Yani insanları tırtıkla. Bir an önce köşeyi dön. Zengin ol. Becerirsin. Yaparsın sen. Ya işte genç ve yetenekli bir iş adamından paha biçilmez bir tavsiye. Geliyorum enişte. Dur lan, şaka yaptım da. Vay darnoluz vay. Alo Niyaz. Oğlum nerede kaldın, seni bekliyorum. Heh Ahmet Bey, 5 dakika içinde oradayım efendim. Şey, bir yere uğramam gerekti de geliyorum efendim. Çok pardon efendim, çok özür dilerim. Önemi yok. Bak bakayım bana sen ya. Lan sen mihrabın oraya gelen kıl kuyruk musun? Ben Mihrap Hanım'ın yanına gelen centilmenim efendim. Lan ne işin var Mihrap'la lan? Ne dönüp dolaşıyorsun kadının etrafında? Kendin segmentinde biriyle ilgilensene. Efendim siz yanlış anladınız. Ben Mihrap Hanım'la öyle ilgilenmiyorum. Ben açıkçası Mihrap Hanım'ın kızıyla, Pelin Hanım'la muhatabım. Onunla da muhatap olma. İlgilenme onunla da. Bakın ben kendilerini çok uzun zamandır tanırım. Ben Ahmet Bey'in avukatıyım da. Mihrap'ın kocası Ahmet mi? Ne iş lan? Ne alaka? Onu söyleyemem. Avukat müvekkil gizliliğine giriyor da. Anladım. Mantıklı. Şimdi sen burada bekle. Ben bizim garson çocukları çağırayım. Seni şöyle güzel bir dövsünler. Bekle lan burada. Çocuklar. Ne oluyor ya? Nasıl bir mahalle burası? Ben hiçbir şey anlamadım valla. Mihrap Hanım, bu manyaklar beni dövmeye çalışıyor. Mihrap Hanım yok mu ya? Yok. Biz seni dövelim ister misin? Bir dakika ya. Herkes bu adamı dövmek istiyor. Oysa bende bir şiddet duygusu yaratmadı kendisi. Ağzınıza sağlık. Değil mi ya? Ben sonuçta böyle şeker gibi, bal gibi, kaymak gibi bir insanım. İnsanın beni böyle ne bileyim içine sokası, böyle ısırası falan gelir. Okuldayken kızlar beni böyle kucaklarına oturtup severlerdi bile. Hangi okulmuş o? Bak Berat'cığım, ben sana durumu özetleyeyim. Bu arkadaş Mihrap ablanın kocasının avukatı. Mihrap ablaya devamlı kötü haber taşıyor. O yüzden bize dost değil kendisi. Şimdi anlaşıldı. Ne dersin? Dövelim mi kardeşimizi? Bir kez de iyiler kazansın. Hazır kötü de bu kadar kolayken. Bilemedim. Yok ya. Döverek paya vermeyelim. Kış yapalım gitsin. Peki. Şey efendim, ben de izninizi istiyordum zaten. Hadi sen anlat bakayım. Kafan neden bozuk? Ya sabah telefonda Sunay'la konuştuk. Durup dururken kaç çocuk istersin diye sordu. Ben de dedim ne bileyim. Şimdi bunun sırası mı? Tak suratıma kapattı. Sence ben nerede yanlış yaptım Samet? Bence evlenmekle yanlış yapıyorsun zaten. Onu demiyorum oğlum ya. Bu vakada nerede yanlış yaptım? Orasını ben de bilemedim. Neyse. Aldıysan midyeleri, ben Sado'ya geçiyorum. Tamam. Hadi sana hayırlı işler. İyi hadi, kolay gelsin. Duşu, nasıl, iyi geldi mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim Nilüfer. Harbiden iyi geldi la. Ne güzel gitmiş, ayaklar pamuk gibi oldu ha. Dedik ama biz ama. Yani. Maşallah.
Maşallah, maşallah. Yok yok, rahatsız olma. Bakıyorum da toynaklara bakım yaptırıyorsun. Anne, komik kadınsın Mihran. Fönü mü geldin? Gelsene, otur şöyle. Ay yok canım, bir fönüm eksikti. Bir maşa yapalım isterseniz ya da bir tane balyaj, ha? Ay yok yok, şimdi beni fiştekleme. Balyoz olmuşum zaten. Ben de bir ferek kişi sayısını öğrenmek için geldim. Bak, o niye? Benim kınamı Mihrap yapıyor ya. Oha! Yani aman... Niye ki? Ay Sadoş, ne var bunda kızacak? Ne olmuş ki? Aa evet. Sadoş, niye kızdın sen? Ay Sadoş kızdı. Su attın üstüne bunu, su. Mihrap, bak benim sinirlerimin üstünde tepinme istersen. Ayrıca sen niye bizim kınamızı yapıyormuşsun? Ha tabii, sen istiyorsan senin de kınanı istediğin yerlere yaparız. Ama bu senin kınan değil, Nilüfer'in kınası. O da benden rica etti. Bunlar çocukluk arkadaşı, biliyor musun? Sürekli atışıp didişip duruyorlar, kardeş gibi. Ondan böyle, ne güzel. Nilüfer, senin kınanı biz yaparız. Bizim dükkandan karşılarız her şeyi. Bunların bitti dükkanı beceremez o işi. Ay, Sadoş'um, ne kadar ayıp, söyledin mi hiç öyle şeyler? Ayrıca o benim, yani Mihrap benim nikah şahidim. Onun yapması çok doğal. Tamam lan, tamam. Tamam kızım. Ne haliniz varsa görün be. Sorun da kabahat. Saatler olsun. Çok yakıştı. Şeytanınız bu olsun. Ne oldu oğlum? Ne gidiyorsunuz lan? Bir şey yok sen. İş yok, hiç yok. Yürün. Yürün anasını sen. Kafayı yemişsin. Berat, olaylar bayağı karışık koçum. Yani Sadon'un düğününe bir hafta kaldı. Mihrab'ın kocası da geldi. Vallahi durumumuz var ya, şu an Aşk-ı Memnun'un final bölümü gibi. Alman filozof Schopenhauer, Aşkın Metafiziği adlı eserinde diyor ki, kendinde, ölçüde, düzende bulunmayan şeyi akılla yönetemezsin. Diyorsun. Neyse oğlum, bunların içinde dolmalık şey var mı? Fıstık var mı? Var tabii, kuş üzümü bile var. Yavaş ulan, yavaş, yavaş, salak oğlu salak, yavaş! Pardon Sado abi. Sado geldi yine, abicim bu herif her sabah atar adam arıyor sanki ya. Benim sinirden kasılıp kalacak burada ha. Bak buraya, bir tane çay ver bana. Fazla da soru sormayın, zaten asabım bozuk. Abi bu ne hal? Ne olmuş lan halime? Selim Kurban, ayaklarındaki modern çağın şımarıklığı diye kabul ettiğimiz durumdan söz ediyor. Lan! Lan ben oradan buraya, bütün yolu bile mi yürüdüm lan? He. Ulan yarabbim ya, ah ulan! İhraf! Ah ulan! Güzel iki karı baş başa verdiler, delikanlı Sado'nun karizmayı peynir ekmek gibi yediler lan! Yediler be! Birini gönder şu benim ayakkabıları alsın çabuk oradan. Oo, Samet, bezelye ayıklıyorsun oğlum. Aferin sana. Şimdi dön arkanı bakayım. Neden abla? Tamam dönme. Otur, gözlerini kapat. Sakın bakmak yok. Tamam mı? Kapat bakayım. Kapat. Ha tamam tamam tamam. Açma sakın. Neredeydi ya? Yok. Açma. Evet. Açma sakın. Açmadım abla. Açabilir miyim artık? Aç bakalım gözünü. Abla, ben de bana hediye vereceksin zannetmiştim ya. O ne? Bu mu? Bu babamın gizli meze tarifi. Hiç kimse bilmez bunu. Sado bile bilmiyor. Şimdi kına var ya, kına için bu mezelerden tarifleri yapacağız. Ah, namımız alıp yürüyecek, biz genişleyeceğiz, bildiğin gibi değil. İyi de abla, niye uğraşıyorsun ki? Sonuçta kocan gelmedi mi? Bizi bırakıp gideceksin nasılsa. Samet, bırak elindekini. Bıraktım. Bak sana anlatayım bari. Yoksa kör kuyulara bağıracağım.
Ama bu bir sır. Bak hiç kimseye söylemek yok. Ahmet geldi. Tamam ama tekrar bizi terk edip gidecek. Artık bizi yanında istemiyor. Üstelik benden boşanmak istiyor. Çocukların haberi bile yok. Hiçbir şey söyleyemiyorum onlara. Onlar da zannediyorlar ki biz evimize geri döneceğiz. Ne yapacağım ben? Kaldım ortalarda böyle. Ne oldu Samet? Oğlum? Yoksa strese mi girdin? Samet? Oğlum ne oldu? Abla, ben sana söylemedim ama ben sır tutamam. Ne diyorsun sen be? Yani şimdi sen bana bunları anlattın ya. Ben bunu başkasına anlatamazsam rahat edemem. Kaşıntı tutar her tarafımı. Sen ne söylüyorsun be? Al şunu. Kaşı bakayım bununla iyice. Kimseye bir şey söylemek yok. Vallahi gebertirim seni. Aa, bulur beni bulur bütün bunlar. Hadi kaşın. Ay nereden söyledim be? Niye söyledin ki Mihrap abla şimdi? Sadu abi. Hı. Sakinleştiysen bir soru sorabilirim. Sor bakalım. Ya abi sabah Sunay'la konuşuyorum telefonda. Bana dedi kaç çocuk istersin? Ben de ne bileyim dedim. Çok fena bozuldu. Kapattı suratıma. İyi de ulan tek kaç bu soru cümlesi değil ki. Soru bunun neresinde? Abi soru şu. Ben nerede yanlış yaptım? Berat ben sana bir şey söyleyeyim oğlum. Bence senin bu Suna biraz durgun akıllı bir kız galiba. Yok abi zehir gibi Suna ya. Ulan zehir gibi olsa senden ne işi var be? Niye öyle diyorsun abi? Belki kızın beklentileri düşük. Hem sen benim soruya gel. Ne deseydim? Yani kaç çocuk deyince. Vallahi önce senden 10-12 tane çocuk istiyorum diyeydin. Yani hayatımın sonuna kadar çocuk yapacağım anlamında. Tövbe estağfurullah. Abi o zaman kız diyecek ben inek miyim? Sen benimle üremek için mi evleniyorsun? O zaman ben çocuk falan istemiyorum. Seninle bütün dünyayı gezeceğim diyeydin. E o zaman da aşkımızın meyvesi olmasın mı diyecek? Ulan o da doğru be. Bence 3 çocuk deseydin. En bilinen cevap. Beyler bir dakika. Bir dakika. Ya kız 3 çocuk istemiyorsa? Oğlum kadının istemesi daha önemlidir. O da doğru. Böyle kontra sorular çok tehlikelidir. Ne desen suçlu çıkarsın. Yok ya. Ne yapmak lazım peki? Vallahi onu bilmiyorum. Vallahi bence kıza şöyle diyeydin. Hayatım, canım, bir tanem. Ne bileyim ulan. Benim derdim başımdan aşmış, bir de kalkmış el alemin hayatıyla uğraşıyor. Ya siz de işinize gücünüze bakın be. Yine bize patladı ya Allah'ım. Dağ lan hadi, hadi. Abla, bir soru sorabilir miyim sana? Hayır. Peki. Tamam hadi sor sor. Mesela, diyelim sevgiliniz size kaç çocuk istiyorsunuz diye sordu. Ne cevap vermek icap eder? Soru bu mu? Evet, zor değil mi? Yoo, sen salaksın sadece. Oğlum diyeceksin ki, vallahi ben düşündüm. Pek bir şey aklıma gelmedi. Sen kaç çocuk istersin diyeceksin. Vallahi Mihrap abla, çok akıllı kadınsın. Bu gönül işlerinden de anlıyorsun yani. Ya ne demezsin. O yüzden aşkta hep kazanıyorum ya. Bir de burayı imzalayacaksınız efendim. Evet. Ha, bir de bu var. Bu ne? Bu hiçbir hak talep edilmeyeceğine dair protokol oluyor. Tamam merak etme ben Mihrap'la görüştüm konuştum. Yalnız bunu Mihrap Hanım'ın da imzalaması lazım. Sonuçta hak talep etmesini istemediğimiz kişi o. Merak etme zaten Mihrap kuzu gibidir. Vur ensesine tokadı al ağzından lokmayı. Ha anladım siz de böyle vuracaksınız hop ekmek elde. Niyaz sen bana laf mı sokuyorsun? Ben... Aa, yok canım ne laf sokması ben şeyimdir zaten şey benim aklım falan hiç basmaz öyle laf sokma falan ben şey için yani sizin gidişinize aileniz ne diyecek diye şey yaptım. Ben konuştum Mihrap'la her şeyi anlattım. Hmm. Ya sormadan edemeyeceğim çocuklar biliyor mu peki? Niyaz o zaman sormadan et. Peki özür dilerim
Pelin Hanım nasıl? Afiyet edin inşallah. Sıhhati falan yerinde maşallah maşallah. Sana ne? Bana ne? Tabii canım. Bana ne? Bana ne efendim? Affedersiniz efendim. Ne oldu lan? Kim bastı pauzeye? Bir şey konuşacaktım da. Konuşabilir miyiz? Konuşak tabii. Gel otur. Yok yok oturmayayım. Şey soracaktım bu kına konusunu. Eğer sen rahatsız olduysan ben Nilüfer'le konuşurum. Yapmam. Yok canım. Niye rahatsız olacağım ki? Hayır, yani o gün öyle tepki verince. Yok ya. Ne tepkisi? Yine birdenbire durup dururken delilendim işte. Yolun açık olsun. Ne oluyor? Sado, ne bu halin? Ha. Ahmet'i duydun. Gözün aydın. Sağ ol, sağ ol. Ne zaman gidiyorsun? Yani o tam belli değil tabii. Belki de... Bir an önce gitsen iyi olur. Ha öyle diyorsun. Evet. Öyle diyor. Sen geldiğinden beri hayatım alt üst oldu. Kimyamız bozuldu. Yine yüreğimize tuz bastık. Yine kendimizi Zeki Müren'e verdik. Bir an önce git de biz de işimize gücümüze bakak Mihran. Ayıp ediyorsun be Sado. Ayıp ediyorum öyle mi? Sen beni yüzüstü bırakıp giderken ayıp etmiyordun ama. Yine getirdik yüreğimizi koyduk bizi 90'a taktın. Biraz da sana ayıp olsun. Ben böyle olsun istemedim. Babam bize hep iyi insan olmamızı öğretti. Ben de safım ya. İyi olursam mutlu da olurum sandım. Her şey tepeme bindi mutlu olmaya çalıştıkça, iyi insan olmaya çalıştıkça. Her şey başımdan aşağı geçti. Her neyse canım. Zaten artık yolun sonuna geldik. Seni rahatsız ettim. Bir daha etme. Kaderi yazılırken kaydırma mı yapılmış be Rabbim ya? Aferin bu, bu! Gel 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 gel! Hadi toplan, toplan, toplan! Gel babako, toplan. Gel abicim, şöyle bir alayım size. Selamun aleyküm ağalar! Şöyle bir alayım. Geç yavrum, geç. Aç, malzemeyi göster, öne çıkart. Ağalar işi büyütmeye karar verdim. Bundan sonra paraya para demeyeceğim. Yeni bir iş düşünüyorum. Hayırlı olsun. Bunlar kim? Yeni kankalarım mı? Tanıştırayım. Horoz Tacettin ve Horoz Muzaffer. Yani Çabi ve Iniesta. Evet, şimdi bu arkadaşlar sizin gözünüzün önünde şu er meydanında kozlarını paylaşacaklar. Yani para yatırmak isteyen var mı abiler? Sen varım. Ben varım. Güzel, alayım, alayım, alayım canım, alayım. Evet, alalım, alalım. Evet abicim, hop sonra. Evet, evet. Çabiyim basın. Bir dakika, bir dakika. Yapıştır. Bu yaptığınız ne kadar yanlış, farkında değil misiniz? Değiliz manifaturacı Refika. Sıkma ruhunu insanların. Hadi canım. Hayır yani bir canlıya bunu yaparsanız evren bunun hesabını fena sorar sizden. Yani karmanız bozulur bir defa. Sen benim karmamı bozuyorsun Refika ya. Yürü git şuradan kedi karı. Manyağa bak ya. Şurada iki kuruş eğlencemiz var.
al al. Eğlence mahiyetinde bir şey yapıyoruz. Yok karması burma olurmuş, burması karma olurmuş. Manyak ya. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Mallar burada. Evet evet. Bir ifade bulmak istiyorum. Buyurun bakayım. Ateşleyin girsinler birbirlerine. Hadi çocuklar temiz bir dövüş istiyorum. Rakibini alttan dalmak yok. Altta kaldım diye üzülmek yok. Üste çıktım diye sevinmek de yok. Bak millet güzel dövüş istiyor. Yavrum Taceddin, ha Muzaffer, Xavi, Iniesta durun. Evet. Bak, bak seni yemek. Bak. Yavrum gözlere bak sana dalmak istiyor. Ye onu. Hadi yavrum. Hadi hadi hadi. 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 Demek bunlar gizli tarifler. Bakma, çevir kafanı. Aa, ayıklama doğrama bakanı yaptım seni. Git oradan tere, radika falan getir, hadi. Aa. Oğlum sen niye kaşınıyorsun hala? Abla dedim ama sana, bana sırrını verdi, şimdi bende böyle kaşıntı yaptı. Allah'ım, Eurovizyon'da bile bu kadar tuhaf adamı bir arada bulamazsın. Mirab abla, Mirab abla. Aa, ne oluyor be? Nasıl geldin buraya? Forkliftle mi taşıttılar seni? Maksut'u tutukladılar abla. Çay bahçesinin orada. Ne diyorsun sen be? Neden? İki horoz getirmiş, iki de adam tutmuş onları dövüştürüyor abla. Yuh, çüş artık. Senin aptal gel, aptal. Tarihi bir güne, karanlık bir güne tanıklık ediyorsunuz. Hakkınızı helal ediniz. Beni adaletin bir neferi olarak hazırlayınız. Hatta arkamdan tüfü yakınız. Yürü git be. Senin yüzünden dükkanımız kaparıyordu. Hadi Allah kurtarsın, Allah kurtarsın. Refika, manyak karı. Bu iş de burada kalmadı. Geleceğim ben buraya, merak etme. Vallahi ben doğru olanı yaptım. İçim çok rahat. Çabi, Iniesta. Yavrularım kendinize iyi bakın. Tavuğa falan fazla dalmayın lan. Erkek adam nefsine sahip çıkar. Hadi çocuğum. Hadi yavrum. Babanız gelecek merak etmeyin. Lan! Bırakın! Bırakın! Bırak! Görüyor musun başımıza geleni? Üzülmeyin Mirab Hanım. Sakin olun. Bir şey olmaz. Ay salak ya salak. Tek baş yalnız mısın? Yalnızım abi. Ha. Sen de geç otur şeyler. Bu akşam ben servis yapacağım. Abi otururum da yani müşteri var be. Oturmayayım. Tamam lan 3 tane masa kalmış. Geç otur geliyorum şimdi. Mihrabım. Hadi bakayım oğlum. Diyerek sana yüz vurdum. Gönlümü dağında bir yuva kurdum. Al oğlum bunu. Hadi, hadi bakalım koy. Yüz vurdum. Gönlümün dalında. Haydi bakalım. Ne için bu akşam? Duyduğuma göre düğün günde az kalmış. Evlilik stresi bastı yoksa. Ne stresi ya? Ne diyorsun sen Berat? Abi biliyorsun Sigmund Freud, psikanalizin babası diyor ki... Selim, bu yine beni alçıya alacak, kafamı açacak. Kurban olayım, hiç halim yok. Şunu bir dinle. Berat bana anlat, bana. Ya Sadu abinin bugünkü neşesi neye delalet? Yo ne neşesi Berat ya? Vallahi sen de okumuşsun, kusura bakma ama... Algın sığır seviyesinde. Nasıl yani şimdi basbayağı dayımı gözaltına mı almışlar? Aynen öyle. Zaten biz ailecek alıştık mapuslara. Hatta şöyle temiz bir çarşaf don mon alıp götürelim de emniyete. Arada bir kalırız.
Ya Mihrap Hanım ya. Siz şaka olarak şey etmediniz demek ki. Evet. Şaka olarak şey etmedi, direkt bana laf soktu. Baba laf soktan ne demek? Dın 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 dın. Pedagoji 20 puan. Buyurun Ahmet Bey. Oğlum laf sokmak, büyüklerin birbirlerine kızdıkları zaman yaptıkları laf oyunu. Çelenk 20 puan Ahmet Bey'in. Ya o dedi, biz ne zaman evimize döneceğiz? Hayat bilgisi 50 puan. Kızım evimize döneceğiz ama dönmeden önce bazı ayarlamalar yapmamız lazım. Tabii biz bu konuyu yetişkinler kendi aramızda konuşacağız. Eğer izin verirseniz. Çelenk 50 puan yine Ahmet Bey'in. Bir dakika. Bu Niyaz yetişkin ama ben değil miyim? Pelin Hanım doğru söylüyor. Bence o da kalmalı. Çünkü sonuçta genç, dipdiri, dupduru bir hanımefendi o da. Niyaz, o söylediğin son cümleyi çabuk tükür. Çabuk. Tükürdüm gitti. Çok özür dilerim efendim. Ay, ben biraz hava almaya çıkıyorum. Dolanacağım. Tamam kızım. Bana dondurma alır mısın? Alırım tabii cücük. Oh. Hadi görüşürüz. Emre, oğlum ya. Sen de doyduysan ödevlerinin başına hadi. Abi ben şimdi anlamadım. Nilüfer'le evlenmeyi kendin istemedin. İstedik oğlum. O zaman birinci ligdeydik. Sonra küme düştük. Peki şimdi yeniden bir şampiyonluk şansı yakaladın. Olabilir de. Selim, şu tek kaşa durumu özetle. Vallahi hiç harbim. Hiç. Özetleyeyim abi. Berat, şimdi Mihrap buradan basıp gidince bizim Sado abi biraz dağıttı. Alemlere aktı. Vallahi şükür yakın zamanda toparladı kendini. Nülüfer'le evlenecekti. Allah'ın işine bak, Mihrap mahalleye geldi. Bizim Sado abinin kafası yine karıştı. Gerçek bir tragedya. O ne lan? Ünlü düşünür Jorge Luis Borges genç kızların anı defterine bile girmiş meşhur şiirine şöyle başlar. Yeniden başlayabilseydim hayata, daha çok hata yapardım. Kusursuz olmak için uğraşmaz, sırt üstü yatardım. Yani? Anladım lan. Yani diyor ki, yüreğinin götürdüğü yere git. Öyle değil mi? Vallahi öyle diyorum abi. Abi zaten bir tane hayatımız var ya. Hep dost doğru olmak için bir çok az ya. Yaşa lan tek kaş. Aferin. Vallahi doğru. Sağ olun abi. İşiniz iş. Kına gecesi organizasyonları, balık ekmek tezgahı. Gel keyfim gel. Bir şekilde başımızın çaresine bakıyoruz. Başımızda babamız olmayınca. Mihrap Hanım öyle demeyelim. Sonuçta Ahmet Bey de bir yerde haklı değil mi? Sen sus Niyaz, sus. Peki. Çocukların senden nefret etsinler mi istiyorsun? Tamam senin umurunda olmayabilir ama onlar terk edilmeyi hayatları boyunca unutamayacaklar. Of, amma abarttın Mihrap ya. Pelin koskocaman genç kız oldu. Emre de büyüdükçe unutur gider. Ha, sen kendin için bir şeyler koparmak istiyorsan orasını bilemem. Şimdi kafama bir şey geçireceğim seninle. Lütfen dilerseniz gelin şöyle yapalım. Biz şu boşanma kağıtlarını bir güzel imzalayalım. Öyle mi? Sana da var, sana da. Sana da var. Mihrap Hanım. Çıkarayım efendim ben. Çıkar. Ya nasıl topladılar buradan Maksut Bey? Ulan 100 yılın magazinini kaçırdım be.
Ne var? Ne buruk duruyorsun? Dengesiz. Bak bak Giovanni, bak kim geliyor bak. Pelin, ne haber? Nasılsın? İyidir, selam. Gel otur. İyi, oturayım bari. Çay içer misiniz? Rezene var mı? O aktarda var. İyi, ben bir filtre kahve alayım o zaman. O da yok. Filtre kahve, ona en yakın şey var. Ben size limonata versem olur mu? İyi, ver. Tamam. Ne yaptınız taşınma işini falan? Daha taşınmadık. Yani şimdi annemle babam arasında bir anlaşmazlık oldu. Tabii bütün evi baştan bir daha yaptığımız için eşyalar falan. Organizasyon problemi, bekliyoruz. Tabii. Yani zor işler tabii bunlar. Beklersin, çok yani beklemek normal. Tam şuraya imzalayacaksınız efendim. Bir de arka sayfaya adınızı ve soyadınızı yazacaksınız. Anne. Efendim çocuk. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Ne oldu ki? Uykum geldi. Bana masal anlatır mısın? Gel oğlum buraya, aslan parçası. Ben anlatırım. Hem de sana Fenerbahçe'nin şanlı şampiyonluklarını anlatırım. O da bir nevi masal tabii. Evet, Niyaz. Efendim çok özür dilerim, bugün bana ne oldu bilmiyorum, böyle bir çenem düştü, laf böyle ağzımdan çıkıyor, havada fark ediyorum ama geri alamıyorum işte. Evet efendim, buyurun. Kapı çaldı. Gel. Gelmedim değil mi Mirab? Yok. Tam zamanında geldin. Diyecektim. Bizim yarınki kına için yemekleri hazırlamamız lazım. Mutfağa geçiyoruz. O işi sonra hallederiz. Hadi kızım, hadi. Hadi. Gel oğlum, biz de odamıza gidelim hadi. Gel. Hiç rahatsız olmayın tabii. Yani beni birisinin kapıya kadar geçirmesine gerek de yok. Ben yolu biliyorum. Çıkayım bari ben. İyi madem ben kalkayım. Ben seni eve karar bıraksaydım. Yok canım, daha neler, kendim giderim. Şurası zaten. Ama yine teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim. İyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Limonatayı da kilitledi sana. Samimi bir şey söyleyeyim mi? Bence bu kız sana fazla üst segment kalıyor. Biz de segmenti arttırırız umarım bir şekil. Samet, oğlum bu ne hal? Anafilaktik şok falan mı geçiriyorsun oğlum? Hiç sormayın, çok fenayım. Biri bana çok acayip bir sırrını anlattı bugün. Beni bildiğim Samet sırrını tutamaz, anlatır. Yumurtla bakayım sırrını. Sizin zaten olayla bir alakanız yok. Size anlatabilirim. Otur. Bu Mihrap ablanın kocası var ya. Evet. Onları terk edip gidecekmiş aslında. Adam işi bitirmeye gelmiş buraya. Kuzunun da oğlunun da haberi yokmuş. Öğrenseler yıkılırlarmış. Hadi ya. Ne diyorsun? Sormayacağım. Sen anlatmak istersen anlatırsın abla. Asuman, sen çok iyi bir kızsın. Sağ ol.
Aa. Aa. Anne? Anne. Ay, no. Ay. Ay, burada mı sızıp kaldık? Oh. Ay. Bütün yemekleri de yaptık Mihrap abla. Ay. Ay, en sonunda yorgunluk kahvesi yaptıydık böyle. Vallahi onu da içemeden sızıp kalmışız. Ay, her tarafımda tutulmuş vallahi. İyi iyi, Allah muhabbetinizi artırsın da siz bu kadar yemeği kime yaptınız? Kızım, kına için hazırlık yaptık ya. Ha. Ay, hadi çok işimiz var, bir an önce kalkalım hadi. Devamsızlık yapacak biri buldum. Ama boş ver be Mihrap abla. İkimiz her şeyi hallederiz evet, şimdi. Evet kızım evet. Niye ya, ben de varım burada, ben de yardım ediyorum. Ne oluyor ya, bu ne gürültü? Şurada bir huzur içinde uyuyamayacak mıyız? Yok mu huzur ya? Yok canım yok. Çok istiyorsan git içerideki yatakta devam et hadi. Vallahi mi? Kızım sen onu önce bırak. Emre'yi okula götüreceksin. Hadi Emre. Hadi oğlum hadi okula. Koş. Hadi hep beraber hadi. Gidiyoruz. Hadi. Gelin. Mihrap. Mihrap, bir şey unutmuşsunuz burada. Mihrap. Bu ne ya? Ot mu ya? Kim yer böyle otun otu? Neyse bunu da ben götürürüm ben. Vay, vay, vay. Vay anam vay. Lan Necip Usta'mın gizli tarifleri bunlar ya. Aşk olsun Sadoş'um yani. Ay senin ne işin var burada? Kına da damat mı olur hiç? Ne yapayım Nilüfer? Zaten benim dükkanım burada. Mihrap'la getirip ağzımın içinde organizasyon yapmayaydın madem. Ay niye bağırıyorsun Sadoş? Yani sen de kızacak bir şey arıyorsun. Ben gideyim, kına elbiseni giyeyim o zaman. İyi, hadi bakalım. Pardon kardeş, Mihrap Hanım'ın çalıştığı restoran neresi acaba? Aa, burası. Ne oldu birader? Sen de yoksa Girit mezelerinin metini mi duydun? Yok be ya, ben Girit mezelerinden nefret ederim. Mihrap benim eşim de eşim yani. Şey, Ahmet. Evet benim, arkadaş mısınız Mihrap'la? Benim hanım böyle girişkendir, hemen herkesle kaynaşır. Bir tatile falan gidelim, tatilin sonunda 10 kişi 15 kişi peşimizden su döker. Gerçi ben gıcık oluyorum bu ilişkilere ama... Çekil Samet, çekil! Yani yabani olmaktansa sıcakkanlı olacaksın. Çünkü bizim memleketin geleneğinde var. Yok ya, ben sevmiyorum öyle vıcık vıcık ilişkiler. Herkes herkesle akraba çıkıyor filan. Ne gerek var ya? Ahmet, ne konuşuyordunuz? Şey yok, işte öyle iki arkadaş gibi muhabbet ediyorduk. Bunu evde unutmuşsunuz da onu getirdim. Sağ ol. İstersen gel bir dükkanı gör, bir şeyler ikram edeyim sana. Tamam, sağ ol kardeş. Sen de sağ ol. Şey mi, süslemeleri kına için mi yaptın? Aynen. Güzel değil mi? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete
hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Ne oluyor sana? Ne yapıyorsun be? İhrap, senden konuşmamız lazım. Bir daha mı yanlış insanlarla evleneceğiz ha? Ve sen şimdi o herifin koluna girip çekip gidecek misin yani? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Senin düğünün için geline kına yakılıyor. Ve o gelin dışarıda, ben değilim. Mihrap, o gelin sen olabilirsin. Hiçbir şey için geç kalmadık. İstersen bir daha başlayalım ha? Bak bunu konuştuk Sado. Nilüfer iyi bir kız. Çık dışarı. Çıkmıyorum. Yeter artık be. Şimdiye kadar hep başkalarının hayatını düşünmekten kendi hayatımızı ıskaladık be. Yeter artık. Ah, ay ablacığım, ben çok kötü oldum vallahi. Bir sıcak bas, bak makyajım da akmış değil mi? Baksana. Canım benim, sen git elini yüzünü bir yıka. Ben sonra makyajını tazelerim. Tamam. Abla, tamam. Bizim dükkan müsait, geç orada yıka yüzünü. Tamam canım, sağ ol. Sado bunları konuşuyor olmamız bile çok ayıp. Mihrap, biz hep sevgiliydik. Şimdi de sevgiliyiz. Bunda ayıp edecek bir şey yok. Var. Bana ayıp her şeyden önce. Hep diyorlardı zaten. Sado'nun büyük bir aşkı var. Kalbinin ucu ondan yanıktır diyorlardı. Olsun dedim. Ben onun kalbini tedavi ederim dedim. Gün gün bekledim. Taş üstüne taş koydum ben bu aşkı inşa etmek için. Mihrap çıkıp geldiğinde onun o olduğu aklıma bile gelmedi. Aptal kafa. Bir de nikah şahidim olmasını filan. Ne güzel kafa buldunuz benimle. Nilüfer bak, gel buraya. Git kızın gönlünü al. Hemen. Geldin mi sen? Duymadım. Yeni geldim. Nasıl geçti kına? Beğendiler mi yemeklerini? Öyle otlu motlu, zeytinyağlı. Yemediler değil mi? Beğenmediler. Tutturdum bir Girit sofrası, Girit sofrası. Halbuki böyle yapsan yağlı yağlı kebapları, lahmacunları bak nasıl yerler, nasıl? Tamam Allah aşkına, yeter artık. Dakika başı kebap lahmacun muhabbeti. İyi tamam. Akşam gidiyorum ben. Uçağım saat 8'de. Yalnız gitmeden önce şu kağıtları bir imzalaman lazım. İyi tamam, koy oraya. Tamam. Burada. Gel. Gel. Kalem de var. Babam burada kalacak değil mi? Hiç gitmeyecek. Anne, sence ne zaman taşınırız? Hayır, ona göre gidip kıyafetlerimi toplayacağım. İyi ki babam geldi anne, çok mutluyum. İmzalamıyorum. Ne? İmzalamıyorum. Çocuklarını üzmeye hakkın yok. Hiçbir yere gidemezsin. Boşanmıyoruz. Mihrap, saçmalama, delirdin mi? Kafayı mı yedin? Ben boşanmak istiyorum. Aa, biliyorum.
Çok da rahat söylüyorsun bunu. Evet, beni sevmediğini de biliyorum. Bu aileyi terk etmek istediğini, sana fazlalık gibi geldiğimizi de biliyorum. Evet, biliyorum. Bir sürü zaafım olduğunu biliyorum ama aptal bir kadın değilim. En azından senin sandığın kadar. Mihrap, saçmalama. Sen bu kağıtları imzalamazsan ben bir yere gidemem. Gitme işte! Çocuklarını bırakıp gideme! Şahu kadın, ben boşanmak istiyorum, gitmek istiyorum, zorlama! Evet, zorla! Önce pisliğini temizleyip bütün çaldığın paraları tek tek ödüyorsun. Ondan sonra pılımızı pırtımızı toplayıp eski evimize taşınıyorsun. Boşanmıyorum!